Hardware Plus Online'a hoş geldiniz. Bu videomuzda bir dizüstü modeli inceliyoruz. Lenovo'nun IdeaPad Flex 15 modeli. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Birçok dizüstü modelinde olduğu gibi IdeaPad Flex 15'in de kendi aralarında değişen modelleri var. Bizim bugün incelediğimiz model tasarım olarak detayları hemen hemen hepsi daha doğrusu aynı. Ama donanım tarafında tabii ki işte işlemci olsun, RAM olsun bazı farklılıkları var. Şimdi tasarım olarak Flex 15'in en büyük rahatlığı adından da anlayabileceğiniz gibi, Flex kısmından da anlayabileceğiniz gibi şöyle ekranı 300 derece döndürülebiliyor. Ve bunu döndürdüğünüz zaman, şu şekilde koyduğunuz zaman film izlemek olsun ya da işte şurada bir web kamerası var, oradan görüntülü görüşme yaptığınız zaman, klavyeyle işiniz olmadığı zaman bu şekilde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Son dönemde işte mobiliteyle beraber işte tablet dizüstü karışım ikisi bir arada ürünler gördüğümüz için bu tip ürünlerin kullanışlılığı arttı. Eğer klavye ihtiyacınız olduğu bir durumda, yazı yazacağınız bir durumda normal zaten dizüstü modunda kullanıyorsunuz. Onun dışında görüntülü görüşme yapacak olursunuz ya da sadece internette gezineceksinizdir. Pek klavyeyle işiniz olmayacaktır, bir şey okuyacaksınızdır. Hemen kolayca çevirip o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi tasarım konusunda değinmemiz gereken önemli özelliklerinden bir tanesi dizüstü modellerine göre bir ultrabook olmamasına rağmen hem ince hem de nispeten hafif bir dizüstü modeli. 2,2 kilogram ağırlığı var ve en kalın noktasında da 22,2 milimlik bir kalınlığı var. Zaten şöyle de gösterirsem anlaşılacaktır. Gayet ince bir dizüstü modeli diyebiliriz. İnce bir laptop modeli diyebiliriz. Ekranı geniş 15,6 inç. Tabii ki Windows 8 ile beraber geldiği için Windows 8 64 işletim sistemiyle geliyor. 10 parmağa kadar dokunmatik destekliyor. Hemen şöyle göstereyim. Oldukça kolay bir metro kullanım var. Artık zaten Windows 8 kullanıyorsanız dokunmatik panel biraz gereklilik halini almış durumda. Çok fazla dokunmatik panel olmadan rahat kullanıldığını söyleyemeyeceğiz. O nedenle 10 parmak dokunmatikte gayet iyi sonuçlar veriyor. Zaten çok hızlı ve herhangi bir dokunmatik problemi olmadan kullanabiliyorsunuz. Şimdi dizüstü satın alanların en önemli dikkat ettiği konulardan birisi de klavye. Lenovo bu klavye tipine AccuType ismini verdiği bir klavye var Flex 15'te. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hem tasarım olsun zaten işte şu F1, F2 tuşları turuncu olarak tasarlanmış. Aynı şekilde bu home tuşlarında da görüyoruz. Yani hem tasarımı hem de işlevi gerçekten klavyenin çok memnun edici. Zaten full yani numpad ile beraber tam teşekküllü bir klavyeyle karşılaşıyoruz. Tuşların birbirinden yeterince ayrık olması yazı yazarken veya klavyenin genel kullanımında oldukça büyük etki ediyor. Şimdi bunun dışında tasarım tarafında bahsetmemiz gereken çok bir şey yok. Ekran konusunda çözünürlüğün 1366'ya 768 olduğunu belirteyim. Donanıma geçelim. Şimdi donanımda en başta söylediğim gibi bu model biraz daha Flex 15'in giriş seviyesi donanım modeline giriyor. Mesela şöyle bizim incelediğimiz modelde Intel Pentium 3556U işlemcisi var. 1,7 GHz hattında çalışıyor ve iki çekirdekli bir işlemci. Ama Flex 15'in i7'ye kadar, Intel i7'ye kadar artan skalalarda değişen işlemcileri var. Eğer bütçeniz biraz daha fazlaysa ya da oyun odaklı bir dizüstü bilgisayarı alıyorsanız Flex 15'in daha üst seviyelerini tercih etmeniz gerekiyor. Bizim incelediğimiz modelde yine 4 GB RAM var. Eğer oyun oynamayı düşünüyorsanız bu modelde pek mümkün değil. Çünkü entegre bir dahili GPU ile geliyor. Yani harici bir ekran kartı yok. Intel HD Graphics ile beraber geliyor bu işlemcinin kendi GPU'su. Eğer oyun oynamak gibi bir derdiniz varsa yine Flex 15'in GeForce GT 740M ekran kartını barındıran modelleri de var. Onları tercih ederseniz çok daha rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Ama bu model daha çok döndürülebilir ekranı ile beraber internet kullanımlarınız, günlük işleriniz gibi zaten oldukça akıcı bir Windows deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Oyun haricinde bütün işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz, çok hafif de olduğu için, çok fazla kalın ve ağır bir cihaz olmadığı için de rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olmuş. Sonuç olarak Flex 15 özellikle katlanabilir yapısıyla dikkat çeken bir dizüstü bilgisayar. Eğer oyun oynamak gibi tekrardan söyleyeyim bir derdiniz varsa bir üst modelleriyle çok rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Bizim incelediğimiz model daha çok günlük işlerinizi yapabileceğiniz ve tercih edebileceğiniz bir ürün olmuş. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we have blazed